YouTube kanalımın yepyeni bir videosundan herkese merhaba, ben Enes. Bu yıl sizlerle birlikte Xiaomi T500 akıllı diş fırçasına yakından bakacağız. Ürünü yeni aldım, elime de yeni ulaştı. Jelatinleri üzerine duruyor. Şimdi isterseniz ürünü kutusundan çıkartalım. Ürünü indirimden satın aldım. Tam tamına 299 liraya. Yanlış duymadınız, çok ucuza aldım. Şu an baktığınızda 800 TL, 900 TL seviyelerinde bu ürünü bulabilirsiniz. İndirimler değer ürüne denk gelmek isterseniz açıklama kısmına bağlantı bırakıyorum. Bu bağlantı üzerinden ürünün fiyatını sizler de kontrol edebilirsiniz. Ve şimdi ürünü kutusundan çıkartalım. Kutuya baktığımızda bizler burada T500 logosunu görüyoruz. Ürünün model ismi. Sağ üst tarafta Xiaomi logosu var. Ürünümüzün görseli burada yer alıyor ki bazı ışık detaylar var dikkatimi çeken. Ek olarak Mi Smart Elektrik T500 diye de buraya zaten yazılmış. Sağ tarafta işte buradaki ürünün öne çıkan özellikleri yer alıyor. Şöyle tam olarak göstereyim. Ürünün arkasına geldiğimizde ise ürünle alakalı teknik detaylara bizler buna ulaşabiliyoruz. IPX7'yi burada görüyoruz. Bu IPX7 sayesinde bizler ürünün suya karşı denetli olduğunu anlayabiliyoruz. Yani motoru zarar görmüyor. Bir diş fırçası tabii ki görmemesi lazım. Vurgulamış olalım. Yine burada ürünün öne çıkan özellikleri bizlerle paylaşılmış. Ve kutusundan şimdi sizlerle birlikte çıkartıyoruz. Şuradan ilk olarak. Ve poşetlerini yırttım. Kenara atıyorum. Nereden açılıyormuş? Buradan açılmıyor anlaşılan. Alttan açıl. Evet. Şuradan bu şekilde açıyoruz. Ürün kızaklı bir yapıda çıkacak. Şuradan tutuyorum ve çekiyorum. Ve diş fırçamız direkt olarak karşımıza çıktı. Şu şekilde sizler de görüyorsunuz. Buradan bunu nasıl alıyoruz? Şuraya bir şey koymuşlar. Bunu tutup çekince çekince direkt diş fırçası havaya çıkıyor. Buradan diş fırçanın kendisini alıyorsunuz. Ucunda fırçası yok. Şöyle görünüyor. Hani bir tek ağır hissettiriyor söyleyeyim. Ama onun dışında malzeme hissiyatı güzel. Şöyle arkasında ufak noktasal detaylar var. Ürünü daha iyi tutmanıza olanak sağlıyor kendisi. Kenara alıyorum. Kutu içeriyle devam edeceğim. Burayı açtığımızda da ki açamıyorum. Ayrıyeten bir bölüm çıktı. Bizler burada şarj standını falan göreceğiz sanırım ki evet. Kutu içeriği tamamıyla boşaldı. Yine kenara alıyorum. Ve devam ediyoruz. Ve açtığımızda da bizler neyi göreceğiz? Evet, ilk olarak diş fırçamızın ucu çıktı. Şöyle kapalı bir şekilde görüyorsunuz. Güzel bakımlamışlar, kirlenmesin diye ki üzerine zaten bir koruma bulunuyor. Bunu da kutusundan çıkartacağız birazdan. Ve burada kullanım kılavuzlarımız var. Okumuyoruz tabii ki. Devam ediyorum. Ağır bir şey var. Yüksek ihtimalle şarj standımız da o gelmiyor. Onu yukarıdan açacağız sanırım. Aynen öyle. Burayı açınca da bizler gelmiyor. Çekiyorum. Evet, şarj standıyla karşılaştık. Şarj standımız böyle. Kutusuna da şu şekilde bir şeyle yerleştirilmiş. Bakayım bunu buna mı yerleştiriyoruz? Aynen. Koruma yapmışlar bir tane. Güzel olmuş. Beğendim. Bakın kablo içinde ayrıyeten bir yapısı var burada. Gördüğünüz üzere masa da biraz dağıldı. Masamı hızlıca toplayıp geliyorum. Şu an masamda 4 farklı eşya var. Yan kamera anlamında görüyorsunuz bunları. Bu ürünümüzün şarj standı ürünü. Bizden buradan şarj edebiliyoruz. Hani yapacağım şey şu kadar. Bunu alıyoruz ve buraya takıyoruz. Ürün şarj olmaya başlıyor. Bunun dışında burada ne var? Diş fırçamız var. Bunu açmak istiyorum. Bir de çıkartabilsem. O kadar ürün incelemişliğim var. Kutu açılışı yapmışlığım var. Kendim bir ürün alınca onu çıkartamıyorum. Ve burayı da açınca direkt olarak diş fırçamızın uç kısımlarını görüyoruz. Yan kameraya bazen bakamadığım için çekim açısı dışına çıkmış olabilir. Şimdiden söylemiş olayım. Ürünün altı bu şekilde. Bunu alıyoruz. Şöyle buraya takacağız. Ama ilk önce bunu çıkarmamız gerekiyor. Şöyle çıkardıktan sonra şu şekilde takıyoruz ve yerine oturdu şu an. Ve diş fırçası artık hazır. Bir çalıştıralım bakalım çalışıyor mu diyeceğim ama ilk olarak tasarımına yakından bakalım. Şimdi ürünün üst tarafına baktığımızda bizler buton görüyoruz. Buton yardımıyla bu kısmın çalışması sağlanıyor. Ve ürünü çalıştırdığımızda üst kısım titremeye başladı. Şöyle sizlere de göstereyim. Belki kamerada tam belli olmuyor olabilir. Şöyle bir durum var. Durdurayım. Bu ürün akıllı bir ürün olduğu için bunu uygulama üzerinden kullanabiliyoruz.
hemen uygulamaya bağlayıp uygulamadan neleri kontrol edebiliyoruz, buna yakından bakalım. Şimdi Play Store'a girdim. Ürünün uygulaması Mi Home. Hemen yüklüyorum buradan. Şöyle yan kamerama da göstereyim. Evet, uygulamaya giriş yaptım. Henüz cihaz yok yazıyor. Bu kısma tıklayıp uygulamayı ekleyeceğim buradan. Artık kısmına geldim. Cihaz ekleme diyorum. Sonraki diyoruz. İzin ver diyelim Bluetooth'lara. Şu an aradı ve buldu. Şöyle sizler de görüyorsunuz. Elektrik diş fırçası diye seçiyorum. Şu an bağlantı işlemi gerçekleşiyor. Evet, cihaz hesapla eşleştirildi ve işlem tamamıyla bu kadar. Ben bu kurulum işlemi sırasında da ürünü biraz araştırdım. Ürünün hangi özellikleri varmış, buna yakından bakacağız şimdi sizlerle birlikte. Oturma odası oda olarak belirleyelim. Neyse, şu an uğraşmamak adına yapıyorum. Diş fırçasını seçtim. Veriler alındı. Favorileri ekliyorum. Sonraki diyoruz. Henüz paylaşma dedikten sonra sorma dedim. Ve şu an diş fırçamız hazır durumda. Şimdi diyor ki modu değiştirmek için bir defa basın. Aynen tam olarak bundan bahsedecektim. Şimdi üründe 3 farklı mod var. Sizlere az önce bahsettim ya. Burada 3 farklı ışık görüyoruz. Ne işe yaradığını bilmiyorum diye. Butonlara bastığınız ışıklar arasında değişmeler yaşanıyor. Mesela sizlere şu an göstereceğim. İlk butondayız. Yukarıdaki ışık yanıyor. Bir defa basıyorum. Bu sefer şiddet biraz daha arttı. Bir defa basınca da kalp kısmındayken artık en şiddetli şekilde çalışıyor ki buraya dokunulma titreşimi yoğun bir şekilde hissedebiliyorum. Bir kere daha basınca da işlem duruyor. Zaten burada da bunu bizlere gösteriyor. Bir sonraki modda bize neyi görüyor? Verileri senkronize etmek için aşağıya çekin diyor. Tamam, bunu da burada görmüş olduk. Uygulama üzerinden bize fırçalama verilerimizi de görebiliyoruz. Yani kaç dakika diş fırçaladık gibi ki ürünün uygulama özelliğinin olması gayet güzel. Ek olarak bizler burada farklı modları görüyoruz. Mesela süper beyazlatma, diş eti bakımı, dil temizleme gibi. Yani farklı ayarlarda seçebiliyoruz uygulama üzerinden. Son olarak bizler burada fırça başlığı değiştirme bildirimini görüyoruz. Yani bu fırçaların biliyorsunuz belli bir süre değiştirilmesi gerekiyor. Sizler bu fırçayı değiştirdiğiniz zaman ürünü yine kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Yapmanız gereken o zaman şu oluyor. Bu kısmı söküyorsunuz. Yeni almış olduğunuz fırça gelip buraya takıyorsunuz ve kullanmaya devam ediyorsunuz. Ve son olarak şunu da belirteyim. Fırça değiştirme süresi ortalama 90 günlük bir süre. Tabi sizlerin kullanımlarına göre alacağınız bu değiştirme süresinde değişiklikler yaşanabilir ama ortalama 90 günlük bir süreyle karşılaşıyoruz ki normal bir diş fırçası aldığınızda da zaten doktorun önerdiği 90 gün gibi bir sürede diş fırçasını değiştirmenizden yine oluyor ki çevremde çok fazla insan görüyorum. 1 yıl 2 yıl aynı diş fırçalarını kullanan, bu yanlış bir şey, söylemiş olayım. Devam ediyorum ve sonrasında başlangıç kısmı bizlerin karşısına çıkıyor. Buraya tıklayınca da artık ürünün menüsüne sizlerle birlikte erişmiş olduk. Şimdi isterseniz bir arayüz üzerine gezelim. En sonunda ürünü sizlerle birlikte deneyeceğiz. İlk olarak özelliklerine yakından bakmamız gerekiyor. Özel mod kısmına tıklıyorum. Bizler burada sıçramayı engelli kısmı ile karşılaşıyoruz. Bu güzel, neden? Diyor ki sizler ürünün bu kısmına diş macununu sıktığınızda 10 saniye gibi bir süre bekleyeceğim diyor. Yani ürünü ağzına götürdüğün an itibariyle 10 süre geçtiği zaman toplamda ürün çalışmaya başlıyor. Bu şekilde diş macunu etrafa dağılmamış oluyor. Güzel modlardan bir tanesi. Bunun dışında uygulama üzerinden fırçalama süresinin 2'de 2,5 dakika olacak şekilde özelleştirebiliyoruz. Güzel. Fırçalama süresinin hemen alt tarafına geldiğimizde ise bizler 4 farklı modla karşılaşıyoruz. Yeni başlayan, hassas, standart ve gelişmiş. Gelişmişe tıklayınca normalde özelleştirme yapılması gerekiyor diyebiliyorum ama burada herhangi bir özelleştirme yapılmıyor. Ben standart modda tutacağım ve ek özellikler kısmını göstermek istiyorum. Buraya açık yaptığınızda ek özellikler kısmında mesela diyor ki daha iyi beyazlatma etkisiyle daha verimli temizler diyor, 30 saniye. Diş eti bakımı var, 30 saniye. Bunun dışında dil temizleme kısmı karşımıza çıkıyor. Buradan ben süper beyazlatmayı seçiyorum ve aktif hale getiriyorum. Ayarlarım şu an diş fırçasına uygulanıyor. Uygulama üzerinden şu an başarıyla işlemimiz gerçekleşti. Ürünün ana menüsüne yeniden geri dönüş yapacağım ve şuradaki 3 noktaya tıklayacağım. Burada bizden neyi görüyoruz? Mesela cihazın güncelleşmeleri var. Evet, ürüne bir güncelleme gelmiş. Yanlış duymadınız. Diş fırçasının güncellemesi var. Ne diyor? Yeni bir yazılım güncellemesi mevcut. Güncelleme işlemi için Bluetooth özelliğini açma, telefonunuzu diş fırçasına yakın tutun diye. Cihazın genel olarak kullanımlarını geliştiren bir güncellemeymiş. Şu an video çektiğim için bunu yapmayacağım. Bunun dışında ek ayarlar kısmı var. Eklenti sürümü, güvenlik ayarı gibi favoriler kısmımız var. Aslında ayarlarda ürünle alakalı bazı bilgilere erişim sağlayamıyoruz. Sadece yeni başlayan rehberi var. Ürünü nasıl kullanabileceğimizi burada bizlere gösteriyor kendisi. Ve ürünün yazılımı da işte bu şekildeydi. Tabii böyle kuru kuru ürünü anlatmak olmaz. Bir dişlerimizi fırçalayalım. Nasıl fırçalıyormuş, nasıl hissettiriyormuş, buna yakından bakalım. İlk olarak birinci modda deneyeceğim. Başlatıyorum.
Şimdi gelelim diş fırçasını değerlendirmeye. Biraz yamuk olabilir çünkü banyodayım. Şimdi ilk modda çok hafif olduğunu hissediyorsunuz. Yani biraz da sizin gücü uygulamanız gerekiyor. Diş fırçasının ucu yumuşacık olduğu için bastırdığınızda bir problem söz konusu değil ki. Üründe basınç algılayıcı bir yapı bulunuyor. Çok fazla bastırdığınızda bunu sizlere bildiriyor. Haberiniz olsun. İkinci moda geldiğinizde artık hani ürünün çalıştığını, temizlemeyi, yani titreşim kısmı daha yoğun bir şekilde hissediyorsunuz. İkinci kullanım bence gayet yeterli ama üçüncü moda aldığınızda tam olarak gücün, yani diş fırçasının dişteki bütün her şeyi alabileceğini hissediyorsunuz. O yoğunluğu sizlere hissettirebiliyor. Ben o yoğunluğu sevdim. Ondan dolayı 3. modda, yani kalp kısmındaki ışıkla beraber kullanmayı tercih ederim gibi duruyor. Gayet güzel bir şekilde dişlerinizi fırçalamanızı olanak sağlıyor. Yani ben performansını gayet başarılı buldum. Güzel hissettirdim. Batarya konusunda ayrıca bir parantez açmak gerekiyor. Önemli. Ürünün içerisinde 700 mAh büyüklüğünde batarya bulunuyor. Bu batarya bizden bu ürünle birlikte şarj edebiliyoruz. 12 saatlik bir süreden bahsetmiş marka, bilginiz olsun. Ve dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi şu oldu. Şarj standının ucunda USB bir yapı görüyoruz. Ürünü USB'den bağlayarak şarj edebiliyoruz. Şimdi bu tarz ürünlerin banyoda kullanıldığını düşündüğümüzde hani USB ne kadar mantıklı bilmiyorum. Çünkü ben mesela farklı bir diş fırçası kullanıyorum, elektrikli. Onu direkt olarak fişe takıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Ama bence hani adaptöre gerek duymadan normal bir kısmına beraber direkt fişe takıp şarj edebilir diye düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Belki size adaptörle beraber kullanmak daha normal geliyor olabilir. Ve kullanım süresi kısmına gelelim. Markanın paylaşmış olduğu bilgi burada 18 saat. Ancak ürünün biliyorsunuz farklı modları var. Sizlerin yapacak kullanımlara göre alacağınız bu kullanım süresinde kesinlikle değişiklik yaşanacaktır. Çünkü mesela ilk modda daha yumuşak, ikinci modda daha da fazla titreşim, üçüncü moda geldiğinizde ise çok daha yoğun, yani çok daha güçlü bir şekilde çalışıyor. Yani ürünün batarya kullanımında bir artış yaşanıyor. Sizlerin yapacağı diş fırçalama süresi burada etkili olacak. Kullandığınız mod etkili olacak. Uygulamak istiyorum. Evet, bu videoda sizlerle birlikte Xiaomi T500 akıllı diş fırçasını kutusundan çıkardık. Neler sunabildiğine yakından bakmış olduk. Eğer bu ürünü satın almak isterseniz açıklama kısmına bağlantı bırakacağım. O bağlantı üzerinden gidip ürünü satın alabilirsiniz. Bunun dışında ufak bir ricam olacak. YouTube kanalım her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleri de benim için çok önemli. Videoyu beğenerek YouTube kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve bu videoluk da benden bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.